Herkese merhaba. PlayStation Store'da Ağustos tasarrufları baş altında yeni indirimler var. Ama indirimden daha çok bindirimler var arkadaşlar. Birkaçını göstermek istiyorum. Gerçekten çok saçma bir fiyatlandırma olmaya başladı. Bundan bir hafta öncesinde biliyorsunuz bir hafta 10 gün öncesinde. Biz zaten zam gelmişti hem de döviz karşılığında falan değil. Yani bomboş anlamsız bir zam gelmişti. Bununla ilgili zaten bir karşılaştırma videosu da yapmıştım. Diğer platformlarla ilgili fiyat karşılaştırmasını yapmıştım ve eleştirmiştim. Şimdi tekrar yeni bir güncelleme geldi ve yeni zamlarla arkadaşlar karşı karşıyayız ve yine hiçbir anlamı olmayan, hiçbir sebep olmayan zamlardan bir tanesi arkadaşlar. Birkaç örnek göstermek istiyorum. Yani gördüm aklım başımdan gitti. Ayrıca ondan sonrasında size bir şey göstereceğim ki çok ilginç bir şeyle karşılaştım PlayStation Plus'ta. Ben görünce çok şaşırdım. Bakalım siz görünce ne düşüneceksiniz? Yorumu size bırakacağım. Hadi bakalım. Bu oyunlardan bir tanesi Hogwarts Legacy. Geçtiğimiz hafta zaten çok fena bir şekilde zam almıştı. Şimdi birkaç gün öncesinde 2249 TL olan oyun 3149 TL yükseldi. Yani tam 900 TL zam geldi. Ya be insafsızlar yani böyle bir zam olabilir mi ya? Aklım almıyor arkadaşlar bakın döviz artmıyor. Herhangi başka bir değişiklik yok. Piyasa değişikliği yok. Yani bu nasıl olabilir ya? Böyle bir saçmalık olamaz. Oyun yeni bir oyun değil. Oyun en az 1,5 senelik oyun arkadaşlar. Ve şu anda dünya piyasasında daha bugün çıkmış en pahalı oyun 69.99 dolarken bu oyunu Türkiye'de 1,5 senelik oyunu 100 dolara nasıl satarsın ya? Artık gerçekten isyanlardayım yani. Bakın devam edelim bakalım neler göreceğiz. A Plucked 1999 TL'den 2799 2800 TL çıktı. Bu oyunda 800 TL zam yedi ya. Dikkat edin bakın bunlar yeni oyunlar değil. Eski oyunlar. Devam ediyoruz. Dead Island 2. 1749 TL'den 2499. 2500 TL çıktı. 750 TL acımasız bir fiyat artışı var. Oha ya. Yeter artık. Benishers Ghost of the New Eden. 1629 TL'den 2299 yani 670 TL buradan da bindirmişler. Red Dead Redemption 2. Çıkalı 6 yıl oldu. Neredeyse 7 yılını dolduracak ve fiyat 1629 TL'den 2299 Türk Lirası'na çıktı. Burada da fark 670 TL. Dying Light Ticket geçtiğimiz gün 1499 TL'ydi ve şu anki fiyat 2099. 2100 lira fiyatı var. 600 TL de buradan koymuşlar. Bu arada bu fiyatları kim koyuyorsa onlara buradan selam gönderiyorum arkadaşlar. Gerçekten içtenlikle onlara selam gönderiyorum da. Bu da 1499 TL'den 2099 TL'ye çıkmış bir başka oyun. Buna da 600 TL koymuşlar. Ağırlıklı olarak 900 ile 700 TL arasında değişen bir fiyat zımı var. Böyle saçma bir fiyatlandırma olamaz. Şimdi aranızın abi dolar yükseldi. Yok piyasa öyle, piyasa böyle, piyasa kötü diyen kardeşim çıkabilir. Hemen bir örnek göstermek istiyorum. Bakın PlayStation tarafında Five Nights at Freddy's Security Branch oyunu 1399, 1400 TL fiyata sahip. Aynı oyun Xbox tarafında 113 TL. Hadi bunu birisi açıklasın bana ya. Xbox oyun PlayStation tarafında nasıl 11-12 kat pahalıya satılır? Ama bu nedir artık ya? Bu fiyatları bu hale getiren kişi ve kişiler kesinlikle Türklere gıcık oluyor. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok arkadaşlar. Hele size PlayStation 5'e PlayStation Store arayüzünde bir şey göstereceğim ki. Bakın şu anda PlayStation 5'teyiz arkadaşlar. Ve Türkçe arayüz var. Değil mi? Çünkü Türk hesabım. Avantajlar bölümüne giriyorum. PlayStation Plus fiyatlarını görmek için aşağı iniyorum. Yorumu size bırakıyorum arkadaşlar. Şu anda Essential Arapça olmuş durumda. Haftaya Extra. Ondan sonra haftada Deluxe Arapça olur. PlayStation 5'te Store'da Plus'ta alacağımız paketi dahi Türk Türkçe göremiyoruz. Türkçeyi bırakın İngilizce dahi göremiyoruz. Başka da bir şey demiyorum artık. Yorumu tamamen size bırakıyorum ve efendiliğimi bozmak istemiyorum. Ama zorla artık bozduruyorlar. Bugüne kadar en çok eleştirdiğimiz Nintendo dahi arkadaşlar. Voucher alıyorsunuz oradan. 2000 TL. 2000 TL şu anda en yeni iki tane oyunu satın alabiliyorsunuz. Kütüphanenize ekliyorsunuz. Yani bu nasıl bir fiyattır? Artık Nintendo dahi ucuz gelmeye başladı. Buna bir dur demeleri lazım. Gerçekten aklım almıyor. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlara paylaşın arkadaşlar. Abone olmayan karşıma abone olarak beğeni butonuna basarak ve yorum yazarak destek verebilirsiniz. Hadi bakalım. Razer hususunda indirimler başlasın. Grand Turismo 7. İndirimini sık görmediğimiz oyunlardan bir tanesi. 1999 liradan %38 indirimle 1239 TL'ye düştü. İndirimde hali dahi pahalı biliyorum ama bu oyunu indirimini bekleyen birçok kardeşim vardı. O yüzden bilgilendirmek istedim. Oyun hiç bilmeyen varsa PlayStation tarafındaki en iyi yarı simülasyon oyunudur. Batman Arkham Collection, Batman Arkham Asylum, Arkham City ve Arkham Knight oyunları. Yani toplam tam 3 oyun 2099 TL yerine yalnızca 272 TL'ye düşüyor. Yani oyun başı neredeyse 90 TL. %87 indirimle bugünün en dikkat çeken indirimlerinden bir tanesi. Oyun 3. şahıstan oynanan gizlik temasına sahip aksiyon oyunu. Call of Duty Modern Warfare 2. Biliyorsun Warfare 3 çıkmıştı fakat açık dünya sahip hikaye modundan dolayı çok sevilmedi. Şu anki mevcut olan en iyi Call of Duty oyunlarından bir tanesi olan MW2 2000 TL'den %50 indirimle 999.50'ye düştü. Yani 1000 TL diyebiliriz. Güzel senaryo muhteşem online modlarıyla bu başarılı yapım hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleriyle tek paket altında. Mortal Kombat X. Mortal Kombat'ın 10. ana oyunu %75 indirime girdi. 149 TL'den 36 TL iniyor. Arkadaşlar bu fırsat kaçmaz. Eğer Mortal Kombat X'iniz yoksa bu harika dövüş oyununa 36 TL'ye sahip olabilirsiniz. Bu kadar zamlar arasında en iyi oyunları sizler için ayırmaya çalıştım. Umarım yardımcı olabiliyorumdur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Crash Bandicoot Quadrology paketi. Bu pakette toplam 4 tam oyun var. Crash Bandicoot 1, 2, 3 ve 4. Tüm seriyi tek pakette tamamlayan oyun 769 TL'den %60 indirimle 307 TL iniyor. Burada da çok güzel bir fiyatlandırma var. Oyun başı 75 TL gibi fiyata geliyor. Oyun temel olarak 3 boyutlu ortamlara sahip her yaş grubuna uygun platform oyunu. Need for Speed Unbound Palace Edition. Bu sürüm içerisinde ekstra araç ve aksesuarlar var. 1600 TL'den 320 TL'inde %80 indirimle. Oyun Need for Speed serisinin son oyunu. İster tek başınıza ister 16 kişiye kadar online üzerinden oynayabiliyorsunuz. Devam ediyoruz. Assassin's Creed Mirage Deluxe paketi, yani lüks sürüm. Bu paket içerisinde ekstra görünümler ve silahlar var. 1650 TL'den %50 indirimle 524 TL'inde hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümleri. Oyun seride uzun yıllar sonra rol yapma öğelerini kenara bırakıp aksiyona döndüğü yapımdır. Call of Duty Black Ops Cold War First Person birinci şahıs kamera oynanan aksiyon oyunu soğuk savaş döneminde geçiyor. Ayrıca oyunun bir stage'inde konu Türkiye'de geçiyor arkadaşlar. Trabzon'da. Trabzon havalanında geçen inanılmaz bir aksiyon sahnesi var. 680 liradan 165 indirimle 238 TL indi. Necromunda Hired Gun, Warhammer 40.000 evrenine geçen birinci şahısla oynanan Wolfenstein Doom gibi akıcı hızlı bir oynanışa sahip aksiyon oyunu. Arket tarzındaki shooterları seviyorsanız bu oyun bu fiyata kaçmaz. 1.399.400 1400 TL'den %80 indirimle 279 TL indi. Aksiyon seven kardeşimin aklında olsun. Firewatch. Birinci şahıs kamera açısıyla oynanan bu macera oyununda bir milli parkta gözcü olarak işe başlıyoruz. Yani bir nevi bekçiz diyebiliriz. Elimizde dürbünümüzü, telsizimizi alıp orman ve doğa içerisinde bir hayatta kalma mücadelesi veriyoruz. 699 liradan %85 indirimle 104 TL'ye Firewatch'ı arşivinize ekleyebilirsiniz. Güzel, keyifli bir bağımsız oyundur. Özellikle hikayesini çok sevmiştim. Keyifle de bitirmiştim. Ace Combat 7. Top Gun Maverick Edition. Tom Cruise'un Top Gun filmini biliyorsunuz arkadaşlar. Orada gördüğünüz çok sevdiğim uçaklar Maverick Edition'ın içerisinde. Sadece PlayStation tarafı değil, konsol tarafının en iyi uçak oyunlarından bir tanesidir arket tarzındaki bu aksiyon savaş oyunu 2129 TL yerine 361 TL iniyor. Bugünün sağlam indirim almış oyunlarından bir tanesi. Blair Witch. 1999 yapımı Blair Witch Project adında filmden ilham almış ve o filmin evreninde geçen birinci şahsdan oynanan gerilim yüklü bir korku oyunu. Eğer böyle araştırmayı seviyorsanız, gizemleri seviyorsanız bu oyun ilginizi çekebilir. 1049 TL fiyatı vardı. %80 indirimden yararlanabiliyoruz ve 209 TL iniyor. Korku oyunu seven kardeşim aklınızda bulunsun. Biliyorsunuz Elim Wake 2 çıkmış ve son yıllarda çıkmış en iyi hayatta kalma korku oyunlarından birisi oldu. Elim Wake'in ilk hikayesini yani başlangıç noktasını merak ediyorsanız ve henüz oynama fırsatınız olmadıysa Alan Wake'in Remastered'ı yani daha gelişmiş grafiklerle daha yeni kontrollerle 879 TL'den 290 iniyor. Bir de PlayStation Plus üyeliğiniz varsa ekstra %3 oradan da indirim geliyor. 263 TL'ye hem PlayStation 4 hem de PlayStation 5 sürümlerine sahip olabiliyorsunuz. Oyun hiç bilmeyen arkadaşlar için bahsedecek olursam 3. şahsından oynanan hayatta kalma korku oyunu. Star Wars 3'lü paketi. Bu paket içerisinde Star Wars'un 3 tane oyunu var. Star Wars Squadron uçak oyunu, Star Wars Jedi Fallen Order 3. şahsından oynanan aksiyon oyunu ve Star Wars Battlefront 2 1. şahsından oynanan savaş oyunu. Toplam 3 tam oyun yalnızca 180 TL. Bu oyunlar sizde yoksa edinmek için çok iyi bir fırsat. Mad Max. Mad Max filmlerini biliyorsunuzdur zaten arkadaşlar. Oyunda üçüncü şahıs kamerasıyla oynanan bir aksiyon oyunu olsa da daha çok açık dünyasına araçla ilerlediğiniz ve hayatta kalabilmek ve düşmanlarınızla savaşabilmek için aracınıza silahlar ekleyip geliştirdiğiniz eğlenceli bir aksiyon oyunu. 699 liradan 175 indirime girdi ve 174 TL düştü. Bu kadar yüksek fiyatlar arasında bu oyun dikkate değer. Ghost Runner 2. Grafiklerini oynanışını ve akıcılığını çok sevdiğim muhteşem bir aksiyon oyunu. İkinci oyunda ilk oyunda olduğu gibi katana ve kılıçla geçiyor. Herkesi kesip biçiyoruz. Ama hatırlatayım oyun hiç de kolay değil. Eğer zor oyunları seviyorsanız aksiyonla harika harmanlı tamamlanmış Ghost Runner 2 ilginizi çekebilir. 1399 liradan 559 TL iniyor. %60 indirimde. Bu kadar yüksek fiyatlar arasından en uygun oyunları size için seçmeye çalıştım. Umarım yardım dokunmuştur. Lütfen abone olarak desteğinizi vermeyi unutmayın arkadaşlar. Beğeni butonuna ve değerli yorumunuzu da eklemeyi de unutmayın. Instagram'dan beni konsol TV olarak takip edebilirsiniz. Bir sonraki haberlerde gündemlerde görüşmek üzere. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.